Değerli halklarımız, iktidar ve küçük ortağı adeta kin ve nefreti diri tutarak ülkede yaşanan ekonomik krizi, açlığı, yoksulluğu konuşmamızı engellemek istedi. En son ki asker cenazelerini bile iktidarın acımasızca bu ülkeyi yönetme biçiminin konuşulmasını engellemek üzere kullanacak kadar vicdansızca davrandı. Kelimelerin bile yetemeyeceği anlatmakta zorluk çektiğimiz kadar vicdansız ve kötücül davrandı. Çatışmalarda yaşamını yitiren her gencin acısını yüreklerimizin derinliklerinde hissettik. Ve burada bu çatışmalarda yaşamını yitiren bütün gençlerin ailelerine ve Türkiye halklarına başsağlığı dileklerimizi bir kez daha buradan iletiyoruz. Savaştan, çatışmadan, kandan, ölümden, acıdan, gözyaşıdan adaletsizlikten beslenen ve bundan siyaset devşirmek isteyen iktidar ve ortağının bu tutumunu ayrıca şiddetle kınadığımızı belirtiyorum. Değerli yurttaşlarımız, Türkiye siyasi ve toplumsal tarihinin çok önemli dönemeçlerinden birini yaşıyor. Kürt sorununun çatışmayla, ölümle çözülemeyeceğini anlaşılmadığı çatışmaların derinleştirildiği, savaşın derinleştirildiği bir evreden geçiyoruz. 40 yıldır bu ülkenin dört bir tarafına cenazeler gidiyor. Birileri iktidarını korumak için bu savaşı ne yazık ki körüklüyor. Bizse bütün bu ölümlere rağmen her zaman döndük ve şunu söyledik. Lütfen barış olsun bu ülkede. Bizler gelin hep birlikte barış için çalışalım dedik. Buradan da sözümüzü ineliyoruz. Biz barış için çalışıyoruz ve herkesi barış için çalışmaya davet ediyoruz. Son asker ölümlerinden sonra Bahçeli efendi başta olmak üzere ve tabii ki iktidarın diğer temsilcileriyle birlikte partimiz partimizi, seçmenimizi ve halkımızı tehdit etti ve hedef haline getirmek istedi. Karanlık odakların adeta hedefi haline getiren konuşmalar sıraladı. Bahçeli efendi ve MHP'nin yönlendirmesiyle davranarak konuşan AKP'li beyefendilere sesleniyorum hele kulağınızı bize verin. Sizin karşınızda foncular, sizin karşınızda dolandırıcılar, sizin karşınızda halkını davasını üç kuruşa satacak sizin gibi olan insanlar yok. Sizin karşınızda bu lafları duyacak, korkacak, ürkecek, bilinç yoksunu bir parti yok, cesaret yoksunu bir parti hiç yok. Yaptığı her konuşmada barış çağrısı yapan eş genel başkanımız, Sayın Tuncar Bakırhan'ı ve milletvekillerimizi pespaya bir dille, ağza alınmayacak kelimelerle tehdit eden dillerinde kullandıkları bütün lafları kendilerine iade ediyoruz. Şunu iyi bilin ki şeref ve onurdan payesini almamış olanlara papuç bırakmayız. Cürmünüz kadar yer yakarsınız. Haddenizi bileceksiniz, haddenizi bileceksiniz. Konuşurken karşınızda kimin olduğunu da çok iyi bileceksiniz. Bahçeli'nin konuşmalarından kin, nefret ve küfür kelimelerini çıkarın değerli basın emekçileri. Çıkarın geriye bir şey kalır mı? Word sayfanız bomboş olur. Yazacak iki kelime bulamazsınız. Çünkü sadece küfürle ve tehditle konuşmasını bilen bir insan. Partimiz tarih boyunca ağır bedellerle bugüne kadar tarih yazarak gelmiştir. Bizler çok katledildik. Çok faili meçhullere kurban edildik. Çok işkence gördük. Çok tehdit edildik. Çok yargılandık. Çok hapsedildik. Fırtınada büyüyen fidanlar rüzgarla sarsılmaz. Bizler onların estirdiği bu sahte rüzgarla hiç sarsılmayız. Bir adım bile geri durmadık. Adalet, eşitlik, özgürlük için, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için... Bir milim sapmadan mücadelemizde dimdik ayakta durduk ve bugüne geldik. Bunun en büyük kanıtlarından biri şu an hali hazırda devam eden Kobani Kumpas davasıdır. Bakın Kobani Kumpas davasında bizleri hukuksuzca siyasi intikam amacıyla yargılamaya çalışanları kendi arkadaşlarımız tek tek yargılıyor. Bugün hali hazırda savunmasını sevgili Selahattin Demirtaş yapıyor ve her gün her gün bu iktidarı ve bu tekçi ırkçı devlet anlayışını sorguluyor. Sabahatler, figenler, aylalar, gültanlar hepsi tek tek bu adaletsiz yargı sistemini ve bu ceberrut egemen sistemi tek tek yargılıyor. Sizden korkan sizin gibi olsun. Haddinizi bileceksiniz ve Türkiye'nin milyonlarca oyunu almış bir siyasi partiye dil uzatmak Aynı zamanda bizim halkımıza oy verenlerimize ve topluma dil uzatmak demektir. Bizi meclise leylekler getirmedi. Bizi meclise halk taşıdı, halk. Sizin aldığınız oylardan oyların benzeri bir şekilde bizler oylar alarak seçildik ve o kürsülerde bulunuyoruz biz. Bu zehirli, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve suç işleyen, hatta halkı kin ve nefrete teşvik eden Bahçeli'nin dilinin kesinlikle tarihin çöp sepetindeki hem de en kirli çöp sepetinde yer alacağından hiç şüphemiz yoktur. Bakın değerli halklarımız, elinizi vicdanınıza koyun ve gerçekten ne demek istediğimizi hep birlikte empati kurarak hep beraber anlayalım. Irak'ın kuzeyinde karın buzun ortasında naylon çadırlarda savaşa gönderilen yoksul halkın çocukları. Savaş kararını verenden verenler ağzından çıkan her kelimesi kanla karışık bir şekilde olanlar çocuklarını askere göndermiyor. Yakınları askere hiçbir şekilde gitmiyor. Onlar sırça köşklerinde, sıcacık evlerinde, zevkü sefa içinde yaşarken o kerpiç evlerde oturan yoksul ailelerin çocukları askere, o buzlu ortamlara, o sınırın ötesinde neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri yerlere gönderiliyorlar. Bizler hep söyledik. Dem Parti olarak hep dedik ki sınır ötesi operasyonları derhal durdurun. Libya'da ne işiniz var? Irak'ta, Suriye'de ne işiniz var dedik. Bundan inanın iktidar acayip rahatsız oldu. Her seferinde sınırı sınırın ötesinde koruyacağız diyerek Türkiye'yi daha güvenliksiz bir hale getirdiler. Ve biz bir kez daha soruyoruz. Hakikaten ne işiniz var? Güvenlik dedikçe sınırlarımız Dünyanın en güvenliksiz sınırları haline gelmiş durumdadır. IŞİD'i, El Nusra'yı Kürtlerin yerine ikame ederek, Kürtlerin yerine onları komşu olarak adetmeyi kabul ederek sınırlarımız dünyanın en güvensiz sınırı haline getirildi. Bunu kim yaptı? Şu anki iktidar ve şu anki karar vericiler yaptı bunu. Şu bilinmeli ki gerek iç barışta gerekse dış barışta dünyanın en garantili, en güvenli olan şeyi barıştır. Ancak ne yazık ki bu iktidar barış siyasetinden uzaklaşalı çok oldu. Bu ülkenin kanayan yarası Kürt sorununa her daim dedik ki gelin çözüm bulalım. Bu ülkeye en büyük zararı veren, bölen, çatıştıran Kürt yoktur, Alevi yoktur. Bu halk tektir, tek ırktır diyen ve tek dille konuşmak zorundasınız diyen anlayışın kendisidir. Asıl bu ülkeyi bölen onlardır. Bu ülkede milyonlarca Kürt var. Bu ülkede 72 milletten inançtan insan var. Bu ülkeyi birleştirecek, bütünleştirecek, farklılıklarımızla eşit bir şekilde, hukuk karşısında eşit bir şekilde yaşarsak bu ülke güçlenir, bu ülke bütünleşir, bu ülke o zaman bölünmez işte. Demokrasinin gereği de bu değil midir? Bu ülkede yaklaşık 40 yıldır Kürt sorunu devam ediyor, çatışmalar devam ediyor. Ne çözüldü bugüne kadar? Her gelen asker cenazesi, her gelen Kürt cenazesinde anaların gözyaşı aynı renk akmadı mı? Ne değişti? Ne çözüldü bugüne kadar? Siyasetten, siyaseten fosilleşmiş, yüreği nasırlaşmış, organize kötülük şefinin umrunda, şeflerinin daha doğrusu umrunda değil demokrasi. Umrunda değil körpecik, gencecik gençlerimizin yitip gitmesi. Hiçbirinin umrunda değil. Onlar birer rakam değil, onlar birer hayat. Onların her birinin bir sevdiği, bir ailesi var. Onlar yitip gidiyor ama AKP ve MHP bundan siyaset devşirmeye çalışıyor. Andolsun ki kan kusan siyasetinize rağmen bizler bu ülkede en güzel barışı tesis edeceğiz. Bu ülkede, bu coğrafyada akan kanı hep beraber durduracağız. Ve bayrağın hiç kimsenin Adaletsizliğini, savaş seviciliğini, kan seviciliğini örtmesine asla izin vermeyeceğiz. Derin Kürt düşmanlığı barışı değil, batışı getirir. Çözüm imkanlıdır elbette ve bunun için tezelden hep birlikte harekete geçmeliyiz. Bakın Kürt sorununun çözümü için Devlet 93'te Özal üzerinden temaslarda bulundu. 96'da Necmettin Erbakan temasta bulundu o dönemin başbakanıydı. 97'de genel kurmay doğrudan ilişki kurdu. 99'da genel kurmay devlet olarak tabi devlet adına yüz yüze temaslarda bulundu. 2000 ve 2005 yılları arasında askeri kanat sürekli görüşmeler yaptı. 2005'ten sonra 2010 ağırlıklı olmak üzere MIT bu görüşmelerde aktif görev aldı. MIT'in yanında çeşitli bakanlıklar ve bürokrat lar görev aldı bu süreçte. Geçmiş dönemde Başbakan ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Binali Yıldırım 2010 yılında Van ziyareti sırasında yaptığı konuşmasında şunları söylemiş. 1 trilyon dolar bu savaşın bütçesi demiş. 40 bin insanımızı kaybettik demiş. Sona ersin bu çıkmaz bir yoldur demiş. Şimdiki meclis başkanı 14 Eylül 2013 tarihinde Bursa'da yaptığı açıklamada sözlerini olduğu gibi aktarıyorum size. 28 yıllık süreçte Türkiye'de yaklaşık 50 bin insan yaşamını kaybetti diyor. Bir insanın dahi canının karşılığı dünyanın servetiyle ölçülemez. Yaşananların ülke ekonomisine tahmini maliyetinin en azını söylüyorum diyor. 1 trilyon 144 milyon TL dolar olarak da baktığınızda 620 milyar dolar. Bu parayla Türkiye'nin bugün var olan tüm ailelerinin hepsine araba ve ev alabilirdik demiş. Peki bütün bu görüşmeler, bütün bu konuşmalar yanlış mıydı? Hayır yanlış değildi. Bilakis hepsi dost doğruydu ve olması gereken de bu zaten. Kürt sorunu hamasetten daha büyük bir meseledir. Bahçeli zihniyetine kalsa on milyonlarca Kürdü bu ülkeden sürecek. Fakat bunun hayal olduğunu devlet biliyor. Ama soyadı Bahçeli olan devletten bahsetmiyorum. Devletten bahsediyorum. Devlet bunları çok iyi biliyor. Değerli yurttaşlarımız, bu iktidar ve ortağı çözüm değil, intikam peşinde. En son DEM Parti Gençlik Meclisimizin kongresinin çıkışında çok sayıda genç gözaltına alındı. Gözaltılar bitmedi. Ertesi günler de devam etti. Ve yine aynı günlerde yine intikam amaçlı Rojova'ya, Kuzey ve Doğu Suriye'ye hunharca saldırılar düzenlendi. Ve bu saldırılarda, bu saldırılarda Dışişleri Bakanı'nın bütçe konuşmasını hatırlayın değerli arkadaşlar. Demişti ki bir tek sivil katledilmedi dedi. Bu Eskimit müsteşarı. Kaç sivilin katledildiğini bizden daha iyi biliyor. Rakamlar onda mevcuttur. Son, sadece son birkaç günde Rojova'da buğday siloları, tekstil atölyeleri, fabrikaları, matbaalar, sivil alanlar vuruldu. Buradan soruyoruz eski MİT müsteşarı ve şimdiki Dışişleri Bakanı'na. Burada asker mi yaşıyordu? Burada silahlı unsurlar mı matbaa işletiyor, tekstil atölyesini çalıştırıyor? Burada yaşayan Kürt sivil halkın öldüğünün, öldürüldüğünü bilmeyecek kim vardır bu ülkede ve bu dünyada? Bunu bir kere daha kendilerine hatırlatıyoruz. Değerli halkımız bakın hep birlikte Filistin'in haklı davasında mazlum Filistin halkı için gözyaşı döktük. Yüreklerimiz en geniş yelpazede ortak olarak bu acı için yüreklerimiz attı. İçin için ağladık, üzüldük ve aynı zamanda siyasetende her birimiz ayrı ayrı bu kürsülerden çıkıp Filistin sorununun çözümünü talep ettik. Ateşkes talep ettik hep birlikte. Sesimizi en yüksek şekilde yükselterek bunları söyledik. İşte değerli halkımız, yine elimizi vicdanımıza koyalım. Aynı acıyı bugün Kürt halkı Rojova'da çekiyor. Aynı gözyaşını Kürt halkı için de bizim dökmemiz gerekiyor. Bir ümmet olmanın da ötesinde insanlık adına ve savaş karşıtlığı adına Filistin için döktüğümüz gözyaşını mazlum Kürt halkı içinde Rojova'da katledilen Kürt halkı içinde dökmeliyiz. Ve buradan Türkiye'deki bütün siyasi partilere, demokrasi güçlerine ve siz değerli halkımıza sesleniyorum. Türkiye halklarının vicdanı eminim bu sese kulak verecektir hep beraber. Savaş sevicilerine lütfen kulaklarımızı kapatalım. Onlar gerçekleri gizliyorlar kendilerine safahat ve yoksul emekçi halka ölümü ve cefayı reva görüyorlar. Kendileri para pul içinde, zenginlikler içinde, offshore hesaplarıyla, gemicikleriyle yurt dışında yedi cedlerine yetecek kadar sermaye biriktirdiler. Ama yoksul halk çocuklarının ve Türkiye halklarının çocuklarını ölüme terk etmeyi uygun buluyorlar. Şerefli olmak yoksul halkın, gencecik evlatlarının, ölümünü seyretmek midir? Yoksa bu gençlerin ölümünü engelleyecek siyaseti ortak bir akılla üretmek midir? Şerefli olmak gençlerin yaşamasını istemek midir? Onurlu olmak Türk'ün, Kürd'ün, Alevi'nin, Sünni'nin özgürce bir barış ortamında yaşamasını eşit yurttaşlık temelinde yaşamasını talep etmekte midir? İşte Bahçeli oturacak, kendini şeref testinden geçirecek. Evet değerli arkadaşlar. Buradan çağrımızı yineliyoruz. Toplum barış ve huzur istiyor. Toplum naaşlarıyla evine giden Türk genci olsun istemiyor. Toplum aynı zamanda cenazelerini PTT kargoyla ailelerine gönderilen gençlerin de olmasını, Kürt gençlerinin de olmasını istemiyor. Toplum müzakere istiyor, barış istiyor, diyalog istiyor. Toplum Kürt halkının halkıyla eşit kardeşlik hukuku temelinde yaşamak istiyor. Siz Kürt'e Kürt değilim dedirtmek için 40 yıldır adeta işkence uyguladınız. Kürt hala ben Kürt'üm diyor. Tam tersi geçmiş dönemle de kıyaslanmayacak kadar da dört parça Kürdistan'da da örgütlülüğünü geliştirdi. Bu ülkede Türk, Türk olarak, Kürt, Kürt olarak, Arap, Arap olarak kendini özgürce yaşayabileceği bir hukuku hep beraber inşa edeceğiz. Hiçbir yurttaşı, insanı, hiç kimseyi kimliğinden, dilinden, gerçekliğinden koparamayız. Buna hiç kimsenin ne hakkı vardır, ne de haddi vardır. Bölünme paranoyası yaratmaya devam etmek sorunu derinleştirmekten öteye geçemez. Herkes Kürt sorununun çözümü için projesini ortaya koymalıdır. Hiç kimse acı yarıştırarak, acı üzerinden siyaset bina edemez. İmralı'da Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kalkması, barışın konuşulmasının kapılarını açacaktır. Bunu hepimiz biliyoruz. Vekillerimiz bunu parlamentoda dile getirdikleri için linçe uğradılar, hakaretlere uğradılar. Oysa Kürt sorunu ve Sayın Öcalan realitesinin irdelenmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Barışın kaybedeni olmaz değerli halkımız. Gerçek yurtseverlik Türkiye halklarının barışına hizmet etmektir. Çözüm odaklı davranmaktır. Bizler Türkiye halklarının ortak demokratik geleceği için bütün halklardan ve inançlardan insanlar olarak, bütün ezilen ve sömürülenler olarak hep birlikte umutla, dirençle mücadelemizi sürdüreceğiz. Gelin savaş tantamlarına karşı barış kervanını hep birlikte güçlendirelim. Gelin bir olalım, demokratik cumhuriyeti gelin hep birlikte inşa edelim. Ve buradan bir çağrımız da meclisedir. Parlamentoyadır. Siyasete düşen, parlamentoya düşen en büyük görev hakaretler sıralamak, savaş tamtamlığı yapmak, savaş seviciliği yapmak değil, tam tersi kronik olan sorunları çözüm üretmektir. Meclis çözüm odaklı çalışmalıdır. Kürt sorunu bu ülkenin demokratikleşmesinin önündeki en temel sorunlardan birisi ise ve 40 yıldır aşkındır bu çatışmalar devam ediyorsa Parlamentoya düşen en büyük görev bu konuda çözüm projesi üretecek çalışma gruplarını acilen kurmasıdır. Dem Parti olarak bizler bu sorunun meclis zemininde çözümü için her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Halk savaş naraları değil, çare bekliyor, çözüm istiyor. Siyaset kurumunu göreve çağırdığımızda zorlarına gidiyor. Meclis bugün sorumluluk almayacaksa ne zaman alacak? Meclis savaşın onay merkezi değil. Barışın kurucu iradesi olmak zorundadır. Bu meclise ya bu sorumluluğu yerine getirerek tarihi bir başarıya imza atmak düşecek ya da geçmiş dönemdeki iktidarlar gibi yine büyük kayıplara neden olan Kürt meselesinin vebalini üzerinde sırtlayarak bu parlamento devam edecek. Değerli arkadaşlar normal şartlarda konuşmam bu kadardı ama bugün sabahleyin muhalefet partilerinden birinin bir grup toplantısı olmuş. Ve grup toplantısında tabi adımızı söylemeden şöyle bir konuşma geçmiş. Daha doğrusu konuşmayı söylemeyeceğim de söze başlama biçimi. Sürekli ismi değişen diye Dem Parti'den bahsetmişler ve meşru değil demişler. Biz bizim ismimiz sürekli değişiyorsa dönecek o parlamento kendine bakacak. ismimizin değişmesinin nedenini görecek. İsmimiz hukuksuzluktan dolayı değişti. İsmimizi sürekli değişime mahkum edenler 12 kezdir partimizi kapatanlardır. Kapatmaya yeltenenlerdir. İsmimizin değişimine aynı zamanda ben muhalefetim diyen ama partimize dönük açılan kapatma davası dahil olmak üzere bizler üzerindeki baskılara seyirci kalanlardır. Bunlar dışarıya çıkıp biz iyi insanlarız, biz demokratız filan demeye sakın ola kalkmasınlar. Onlar sırtlarını 90'lı yılların karanlık tarihine dayamış. Biz de sırtımızı, desteğimizi, gücümüzü halkımızdan aldık. Sırtımızı da halkımıza dayıyoruz. Bu böyle biline muhalefet ne yazık ki önemli bir bölümü bu şekilde söz konusu biz olunca eşitleniyor. Umarız ki bu eşitsizlik bozulur. Umarız ki muhalefetin diğer kesimlerinin aklı başına gelir ve umarız ki umarız ki bu karanlık 90'lı zihniyeti taşıyan bu anlayışların zihniyeti derhal değişir. Değerli arkadaşlar katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık sağ olun.